4. sınıflar için hazırlanan 2. dönem 1. İngilizce yazılı sınavıyla birlikteyiz. 25 sorumuz var ve test şeklinde bu sınav. Eğer sizin hocanız bu şekilde yapmayacaksa diğer sınav videolarımıza da bakabilirsiniz. İlk soruya baktığımda Read the questions carefully and choose the correct choice diyor. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyun ve doğru seçeneği işaretleyin diyor. Burası kolay fakat bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen adınızı, soyadınızı, sınıfınızı ve numaranızı yazmayı unutmayın. İlk soruya baktığımda bir boşluk doldurma sorusu görüyorum. I meet my friends. Arkadaşlarımla buluşurum. Sundays diyor pazar günleri. Seçeneklerimiz in, on, at, under. Under'ı direkt eliyorum zaten. Günlerde veya herhangi bir tarihte under diye bir şey kullanamayız. Edat kullanamayız. Diğer seçeneklerim in, on, at. Şimdi bunları şöyle kategorile yapmıştık. Et'i en küçük birimde, onu orta, in ise en geniş bölümde kullanıyorduk hem yerlerde hem de zamanlarda nasıl diyeceksiniz? Mesela yıl için in kullanıyoruz ya da ay için in kullanıyoruz, saat için et kullanıyoruz, günlerde ise on kullanıyoruz. O yüzden cevabım C seçeneği. İkinci seçeneğe baktığımda I go to bed dedi boşluk vermiş ve bu sefer saat kullanmış. Birinci soruda bahsettiğim gibi saat görünce hemen eti rahatlıkla seçebilirim. Diğer seçenekleri ise kontrol edip ondan sonra eleyebilirim. Üçüncü sorumuzda bir istisna görüyoruz. I have lunch öğle yemeğimi yerim demiş ve the afternoon var. Öğünlerde arkadaşlar sabah, öğlen, akşam gibi seçeneklerimizde in kullanıyoruz. In the afternoon olacak, in the morning olacak, in the evening olacak mesela. Bu da aklınızda bulunsun. Dördüncü sorumda I watch TV night demiş. Burada istisnanın istisnasını görüyoruz. Az önce dedim ya sabah, öğlen ve akşam in kullanıyoruz ama gece için at kullanıyoruz ve at night oluyor. Beşinci sorumda what time is it demiş ve saati sormuş. Saati burada sınavı hazırlayan hoca boş bırakmıştı. Ben de seçeneklere uygun bir şey hazırladım. Siz bunların dördünü de öğrenirseniz iyi olur. Ben zaten hepsini tek tek söyleyeceğim. Diyor ki four o'clock olacak burası. Saat tam saat ve dört. O yüzden it is four o'clock. Diğerlerini de kendimiz yazalım. It is quarter past four demiş. Quarter past four. Yani dördü çeyrek geçiyor olacak. Bu saat dört on beş. C seçeneğinde it is quarter to four bu seferse 4'e çeyrek var. O zaman bu saatimiz 3.45. It is half past four demiş. Saat 4.30 arkadaşlar. Altıncı sorumdan devam ediyorum. Yine saat sorusu ve yine ben verdim seçeneği. Saat gördüğünüz gibi 7'yi çeyrek geçiyor. Nasıl söyleyeceğiz? Önce çeyreği söyleyeceğiz. Sonra geçiyor diyeceğiz. Sonra da 7 diyeceğiz. Doğru seçeneğimiz it is quarter past seven ve B seçeneğini işaretliyorum. Yine diğer saatleri de garanti olsun diye yapalım. It is 7 o'clock demiş. Tam bir saat vermiş. Saat 7.00. C seçeneğinde it is quarter to seven. 7'ye çeyrek var demiş. Ve 6.45 yapıyorum bunu. D seçeneğinde it is half past seven. 7. buçuk olmuş bu da. 7. sorumuzda A demiş. Boşluk bırakılmış. At 8 am in the morning demiş. Burada çok güzel bir şey var. Şimdi sınavın içinde genelde zaten ipuçları oluyor arkadaşlar. Örneğin siz ilk 3 soruyu bilemediniz. Onları atlayın, boş bırakın. Daha sonra sınava devam ederken gözünüz bir yandan onların cevabını da arasın. Mesela burada saat verildiği için et kullanmışlar. Bu soruyu bize zaten ikinci soruda sormuşlardı. Saatte ne kullanılır diye sormuşlardı. Bu şekilde uyanık olabilirsiniz. Şimdi resimde uyanan birisini görüyoruz. Ve seçeneklerde uyanmayı, kalkmayı seçeceğiz tabii ki. A seçeneğine baktığımda get dressed, giyinmek. B'de comb my hair saçımı taramak, C'de wash my hands ellerimi yıkamak, D'de get up var kalkmak uyanmak bu arkadaşlar. Ya da wake up var onu da yazalım yine aklımızda bulunsun. Aynı anlamdalar. 8'de yine bir eylem istiyor bizden boşluk bırakılmış sabah ne yaptığını soruyor ve resimde saçını tarayan bir çocuk görüyoruz. A seçeneğindeki comb my hair az önce de dediğimiz gibi saçımı taramak Diğer seçeneklere de bakalım. Do homework, ödev yapmak, sleep, uyumak, have breakfast, kahvaltı yapmak. Bu üçünü rahatlıkla eleyebilirim. İlk sayfamın son sorusuna bakıyorum. Toplamda 3 sayfamız var. 25 soru var demiştik. 9. soruda diyor ki I yine in the morning sabah ne yaparım diye soruyor. Ve dişini fırçalıyor burada. Go to bed yatağa gitmek. Wash my face yüzümü yıkamak. Brush my teeth dişimi fırçalamak. Aradığım seçenek buydu. Comb my hair 3. kez görüyoruz. Saçımızı taramak. İkinci sayfadayım ve 10. sorudan devam ediyorum. Burada duş alan birisini görüyorsunuz. I demiş boşluk bırakmış in the evening akşamları duş alırım diyecek. İlk seçeneğim drink water su içerim. Have a shower duş almak doğru seçenek bu. Have breakfast kahvaltı yapmak. Do homework ödev yapmak. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Az önce de gördük. Have lunch demişti. Öğle yemeği yemek. Have breakfast kahvaltı yapmak have dinner, akşam yemeği yemek. Yemekler hep have ile kullanılıyor, aklınızda bulunsun. Ve burada da duş almak yine have ile kullanılmış. 11. soruda akşamları demiş uyurum olacak seçenekte uyuyan birini görüyoruz ve ilk seçeneğimiz uyumak hemen doğru cevabı bulduk. Yine garanti olsun diye diğer seçeneklere bakıyoruz tabii ki get up kalkmak demiştik uyanmak. Go shopping alışverişe gitmek wash my hands ellerimi yıkamak. 12. soruma baktığımda bir diyalog görüyorum. Yusuf diyor ki do you listen to music? Müzik dinler misin? Ron de diyor ki yes. Dinlerin diyecek. Şöyle yapıyorduk bunları hatırlayalım. Soru köküne bakıyoruz ve cevabımızı ona göre veriyoruz. Yardımcı fiilim soruda do olduğu için cevabım benim do dazlı bir şey olacak. Bana you diye sorduğu için ben cevabımı I diye vereceğim. Ve I yanına do yardımcı fiilini alır. Yes I do cevabım olacak ve onu C seçeneğinde görüyorum. 13. soruda Do you go shopping on Sundays? Yine bir diyalog sorusu var. Arzu diyor ki pazar günleri alışverişe gider misin? Emel de diyor ki no, hayır demiş. Burada yine bir ipucu yakaladık arkadaşlar. Bakın. Birinci sorumda Sundays'den önce ne gelir diye sormuştu. Biz on demiştik ve onu 13. soruda görüyoruz. Sundays için on kullanmışlar. Demek ki doğru yapmışız. Şimdi no dediğine göre ben burada olumsuz bir yardımcı fiil bekliyorum. Yine az önce yukarıdaki soru gibi you diye sorduğu için ben i diye cevap vereceğim. Yani sen dedi, ben de ben diye cevap vereceğim. Sadece no dediği için yardımcı fiilim do değil de don't olacak. Hayır gitmem anlamını vereceği için o da D seçeneğinde var. 14. soruma geldim. Yine bir diyalog Ege ve Alican arasında. Ege diyor ki what do you do in the evening? Akşamları ne yaparsın diyor. Alican da cevabını verecek. Şurada resimden ipucu almamız gerekiyor sadece. Önünde kitaplar ve elinde kalem görüyorsunuz. Ödev yapıyor olabilir, ders çalışıyor olabilir. Bakalım seçeneklerimize. Yes I do my homework in the evening demiş. Şimdi çok doğru bir cevap gibi gözüküyor ama bu yanıltıcı bir seçenek. Çünkü yes diye başlayabilmesi için Sorunun do diye başlaması lazımdı. Şunu yapar mısın? Evet yaparım demesi gerekirdi. Ama soruda bize yapar mısın diye sormuyor. Ne yaparsın diye soruyor. Ne yaparsın sorusuna evet ödevimi yaparım diye cevap veremeyiz. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B'de ise I do my homework in the evening. Akşamları ödevimi yaparım diyor. Evet aradığım cevap bu işte. O yüzden arkadaşlar A seçeneğini görünce doğru cevabı bulunca az önce de dedim ya birinci sayfadayken hemen atlamayalım. Yani atlamayalım derken soruyu atlamayalım. Diğer seçenekleri de mutlaka kontrol edelim. Eleyerek gidelim. C seçeneğine bakıyorum. Bakın bizi şaşırtacak şıkkı eledim. Doğru cevabı buldum. Yine de iki tane seçeneğim var. Onları da eliyorum öyle geçeceğim bu soruyu. Sınavda eğer sürenizi yetirebiliyorsanız mutlaka böyle yapın. Yani erken çıkmak size bir şey kazandırmayacak. Erken çıkana madalya vermiyorlar. Bütün seçenekleri kontrol edelim. Sınavın bitiş zamanında en son gerekirse kağıdımızı biz verelim. Hiç sorun yok. C seçeneğine baktım. No I don't demiş. Zaten bir kere buradan gitti. Dedik ki bu yes no sorusu değildi. Yapar mısın diye sormuyor. Evet hayır diyemeyiz. O yüzden eledim. D'de ise I go to bed in the evening. Akşamları yatağa giderim diyor gramer olarak doğru ama resmimizde öyle bir şey göremiyoruz. O yüzden D'yi de rahatlıkla eledim. 15. soruda what is in english? İngilizcede şu resimdeki şey nedir diye sormuşlar. It is a in english. O İngilizcede bir nedir? A seçeneğine baktığımda glass cam ya da bardak, goggles gözlük, magnifier büyüteç, brush fırça aradığım seçenek bu. 16'da yine what is in English, resimdeki şeyin İngilizcesini soruyorlar. It is a, ne demiş bakalım. A'da plant diyor, bitki olabilir. Bakalım seçeneklerde çiçek diye bir şey var mı? O yüzden tutuyorum şimdilik. B'de box diyor, kutu, hayır değil. Sink, labo hayır değil. Lab coat, laboratuvar önlüğü demek, bu da değil. Plant, bitki, doğru cevabım. 17'de boşluk bırakılmış yellow and red, sarı ve kırmızı. You get orange turuncuyu elde edersin. Yani o zaman anlıyorum ki sarı ve kırmızıyı karıştırırsan turuncuyu elde edersin demek istiyor. A seçeneğinde yazan peel soymak demek. B'deki fold katlamak. C'deki mix karıştırmak demek. Evet cevabım bu. D'deki şekli sallamak demek. Bu da değil. 18'de Where's the Teddy Bear? Oyuncak ayı nerede diye sormuş. Ve burada cümlemizde box var, kutu. Kutuyla alakalı bir şey söyleyeceğiz. Kutunun arkasında diyeceğiz çünkü ayı kutunun arkasında. Seçeneklere baktığımda da zaten beni buna yönlendiriyor. In içinde demek değil. On üstünde demek o da değil. Between arasında demek değil. İki kutu olması lazım arasında olması için. Ve D de behind arkasında var. Doğru cevabım bu. 19 yine benzer bir soru. Where is the cat? Garfield'ın nerede olduğunu soruyor. Kedi nerede diye soruyor bu sefer kutunun yanında. Under altında demek, in içinde demek, behind arkasında demek de az önce gördük. Near ise yanında demek. Üçüncü ve son sayfama geçtim. Çok az bir sorum kaldı. 20. soruya baktığımda elmayı bıçakla soyan birini görüyoruz. I can the apple demiş. Elmayı soyabilirim diyecek. Az önce soymak kelimesi şıklarda geçti. Doğru cevap değildi ama yine de geçti. A seçeneğinde paste var. Paste yapıştırmak demek. Copy paste var biliyorsunuz. Kopyala ve yapıştır. Oradan geliyor. Pour var dökmek. B seçeneğinde. D'de plant var. Plant az önce bitki demiştik. Fiil olursa da ekmek anlamına geliyor. Yani bitki ekmek. Ağaç ekmek gibi düşünebilirsiniz. C'de ise peel seçeneği var. Peel soymak demek. Peeling'i duymuşsunuzdur belki. Yüze maske yapıp sonra peeling yapıyorlar. Yani yüzün derisini soyuyorlar. Oradan aklınıza gelebilir. 21 numaraya baktım. I can boşluk the paper. Kağıdı ne yapabilirim? Resimde makas görüyoruz. Kesebilirim olacak. Tersten gidiyorum. D de comb taramaktı, saç taramak için kullanıyorduk. C fold katlamak, bu da yine bir kere geçti. Paste az önce geçti, yapıştırmak demiştik. Cut da kesmek. 22. Soruda you should olmalısın demiş ve burada bir dikkat işareti görüyorum. Dikkatli olmalısın demek istiyor diye düşünüyorum. A'daki şey sallamak da az önce geçti. Pour dökmek, bir önceki soruda geçti. D plant ekmekti, o da gördük şimdi. Ve be careful var burada. You should be careful dikkatli olmalısın demek. Çünkü careful dikkatli. 23'te katlanan bir kağıt görüyoruz. Kağıdı katlayabilirim diyeceğiz. Yine geçti bir iki soru önce. Pour dökmek, mix karıştırmak, break kırmak ilk defa geçiyor. Fold ise katlamak anlamına geliyor. Son iki sorum. 24'te Merve ve Batuhan ağaç ekiyorlar. Hatta ekmiş suluyorlar. Merve and Batuhan can a tree bir ağaç ekebilirler, dikebilirler diyeceğim. Ve D doğru seçeneğim. Diğer seçenekleri yine hatırlayalım beraber. Paste, yapıştırmak, peel, soymak, cut, kesmek. Belki bilenler için sıkıcı geliyor olabilir ama orta ve uzun süreli hafızamızı atmak için en az 5 kere görmemiz lazım bunları. Siz sadece 2-3 kere görüyorsunuz burada. Umarım kendiniz de çalışırsınız ve sınavdan yine 100 alırsınız. 25. soruma baktığımda son sorum bu. I can the bottle. Şişeyi çalkalayabilirim diyecek ya da sallayabilirim diyecek. Çünkü buradan onu anlıyorum. Şurada bir ok işareti var. İleri geri ok uçları var beraber. Fold katlamak, paste yapıştırmak, cut kesmekti ve shake çalkalamak, karıştırmak anlamında. Dördüncü sınıflar için hazırlanan ikinci dönem birinci yazılı sınavının sonuna geldik. Umarım hepiniz yüz alırsınız. Gayet güzel bir sınavdı bence. Herkese başarılar diliyorum.